Hayvan sahiplerine, kulak küpesi ve mikroçip gibi tanımlama araçları için herhangi bir bedel alınmayacak. Devlet Su İşleri, DSİ ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlarda değişiklik öngören tasarı, TBMM Tarım Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıya eklenen yeni maddeler ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı ile Şeker Dairesi Başkanlığı kurulacak. Hayvan sahiplerine, kulak küpesi ve mikroçip gibi tanımlama araçları için herhangi bir bedel alınmadan ücretsiz dağıtılacak. Orman Genel Müdürlüğü'nde çalıştıkları dönemde, ormanların yasa dışı faaliyetlerden korunması için kolluk amirliği yapan orman işletme müdürleri ve şefleriyle ormanların yasa dışı faaliyetlerden korunması konusunda kolluk görevlisi olarak görev yapan orman muhafaza memurlarından emekli olanlar silah taşıyabilecek ve bulundurabilecek. Bu düzenlemeden, emekli olan yaklaşık 7 bin memur ve çalışan ile emekli olmaları durumunda 15 bin memur yararlanacak. Tasarıya eklenen diğer bir maddeye göre, tohumculuk alt birlik gelirleri arasında yer alan birlik üyelerinin tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından %3 oranında kesilen komisyonun üst sınırı %1'e çekildi. Ayrıca, DSİ'ye 995 kadro ihdas edildi. Tasarının en tartışmalı maddelerinden olan sulama tesislerinden faydalanacak üreticiler için sözleşme imzalama zorunluluğu getiren maddeler tasarıdan çıkarıldı. Söz konusu düzenlemeden, sulama hizmetlerinden yararlanacakların su aboneliği sözleşmesi imzalamaları ve çiftçilerin tarlalarına sayaç takılmasının uygulamada sorun yaratacağı, sulama tesislerinin özel sektöre devredilmesinin de çiftçiyi zor durumda bırakacağı, gerekçesiyle vazgeçildi. 29 yıllığına kiraya verilecek. Gelecek hafta genel kurul gündemine gelmesi beklenen tasarıya göre, Orman Genel Müdürlüğü, devlet ormanlarında arkeolojik kazı yapılmasına, odun kömürü, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına ve yer altında depolama alanı kurulmasına, bedeli karşılığında 29 yıla kadar izin verebilecek. Tasarıya göre artık Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen arazi toplulaştırma hizmetleri DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Ödeneklerle arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin ödenekler DSİ'ye aktarılacak. Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerle, yürürlük tarihinde üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan bakanlar kurulunca belirlenen alanlar, orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda hazine adına tescil edilecek. Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis edilecek. Ramazan öncesi hayvan ithalatı baskısı artıyor. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi et arzında sıkıntı yaşanacağı gerekçesiyle ithalat baskısı artıyor. Bu yönde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın da belirli ülkelerle sınırlı olmak üzere besilik erkek sığır ithalatı için hazırlık yaptığı kaydediliyor. Ancak dünyaya bilgi veren kaynaklar ithalatın sorunu çözmek yerine kangren haline getireceğini vurguladılar. Bununla ilgili yarın bakanlar düzeyinde yapılacak gıda komitesi toplantısında öneri getirileceği kaydediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon verilerinde gıda enflasyonunun %2'nin üzerinde çıkması, ekonomi yönetimi bu yönde daha radikal tedbirler almaya zorluyor. Bu noktada gıda komitesi de belirli aralıklarla hayvan